Hoş geldiniz değerli öğrenciler. Bu videoda LGS'yi 25 gün kala yapmamız gereken çok önemli işlerden, hamlelerden bahsedeceğiz. LGS'ye arkadaşlar çok kısa bir süre kaldı. Sayılı gün, 25 günümüz var. Bu kalan zamanda arkadaşlar yapmamız gereken kritik hamleler bulunmakta. Şimdi birçok öğrenci de arkadaşlar matematikte özellikle yani yeni nesil sorularda yapamamaktan kaynaklı, netleri artıramamaktan kaynaklı olarak biraz moralin düşmesi ve arkadaşlar boşlama var artık, kabullenme. Ben matematiği yapamıyorum, boşlayayım ve bundan dolayı maalesef LGS puanlarımız da denemedeki puanlarımız yükselmiyor. Bundan dolayı bazı arkadaşlar da artık boşlama arkadaşlar ve kabullenme, aldığı puanı kabullenme var. Hani bitse de gitsek havasında. Yani LGS'ye girelim de artık şu işkence bitsin havasında olan arkadaşlar var. Bir grup arkadaş da tempoyu artırıp arkadaşlar daha yüksek puanlar hedefliyor. Şimdi burada psikolojik bir eşik bulunmakta. İşin arkadaşlar psikolojik boyutu bulunmakta. Birçok yarışta gördüğünüz gibi son 100 metreye girildiğinde yarışçılar tempoyu artırıyor. Bazı yarışçılar önde olmasına rağmen kazanabileceğini düşünüp rehavete kapılırken bir tavşan misali, tavşan ve kaplumbağa olayın masalındaki gibi istikrarlı şekilde çalışıp, istikrarlı şekilde koşup son 100 metrede de tempoyu artıranların o öndekileri geçtiğini birçok arkadaşlar aktivitede, işte görüyoruz. Mesela örnek en yakından geçen hafta Real Madrid Manchester City Şampiyonlar Ligi yarı final maçı vardı. İlk maçı 4-3 kazanmıştı Manchester City ve 76. dakikada 1-0 öne geçmişti İspanya'da. Ve birçok insan arkadaşlar City'nin artık turu geçtiğini, kazandığını düşünürken Real Madrid ne yaptı? 86. dakikada maçı 1-1'e getirdi. Mücadeleyi bırakmadı, pes etmedi. Artık biz elendik, maçı kaybettik diye düşünmedi. Ve 1-1'den sonra 90. dakikada 2-1 yaptı ve maçı uzatmaya götürdü. Ve daha sonra uzatma dakikalarında Benzema'nın penaltı golüyle 3-1 yapıp turu geçti arkadaşlar. Yani imkansızı başardı Real Madrid, yani bir mucizeyi gerçekleştirdi diyebiliriz burada. Yani bu istikrar, ısrar, pes etmeme, mücadeleyi sürdürme olayı. Yani şunu diyebilirsiniz. Hocam 8 aydır netlerimi artıramamışım ya da az artırmışım. 20 puan, 30 puan artırmışım dönem başına göre. Ben kalan 25 günde ne kadar artırabilirim ki deyip birçok arkadaş moralini bozuyor, motivasyonunu düşürüyor ve çalışmayı bırakıyor artık. Hocam, ben devam edebilirim hocam. Edemezsin. Kurallar böyle. Vuruldu mu biter. Hayır hocam, beni bırak sen git. Kurallar böyle. Yani öğrenilmiş çaresizlik meydana geliyor. Yapmamız gereken şu. Kalan 25 günde özellikle 4 puanlık derslere yüklenerek bunlardan her gün kontrollü, sıcağı sıcağına kontrollü ve analizli şekilde yüzer soru çözsek Türkçe, matematik ve fenden. Çünkü bunların arkadaşlar dörder puan olduğunu biliyoruz. Özellikle matematik standart sapması çok yüksek bir ders. Standart sapmadan dolayı matematikten bir net hemen hemen arkadaşlar 5 puan getiriyor. Bazen 5,5 puan getiriyor. Türkçe yine standart sapması yüksek derslerden biri ama 3. sırada. 2. sırada fen var arkadaşlar. Ortalaması geçen yıl düşüktü fenin. Bu yüzden fen sorularının standart sapması yüksek. Bu yüzden Türkçe, matematik ve fenden günde 100'er soru çözsek kalan 25 günde. Ne yapıyor arkadaşlar? 25 çarpı 300 bize 7500 soru getiriyor. Ama şu önemli. Günlük 300 soruyu çözüp sıcağı sıcağına kontrol edeceğiz ve de analiz yapacağız. Kaç yanlış yapmışsak bu yanlışlarımızın üzerine gideceğiz. Yanlışlarımızı analiz edeceğiz. Yanlışlarımızdan ibret alıp onları tekrar yapmamaya çalışacağız. Bizi yukarı çekecek olan, netlerimizi, puanlarımızı artıracak olan yanlışlarımızdır. Yani yanlışlarınızı sevin arkadaşlar. Yanlışlarınızla samimiyeti artırın. Yanlışlarınızdan ibret almaya çalışın. Yanlışların üzerine git. Çünkü sorular az çok arkadaşlar. Benzerleri çıkıyor LGS'de. Mantık olarak soruların benzerleri çıkıyor. Bazen tablo değişiyor, bazen grafik değişiyor. Sen denemede pasta grafikli soru çözmüşsün. LGS'de çizgi grafik olarak çıkmış, sütun grafik olarak çıkmış. Yanlışlarınla ne kadar çok haşir neşir olursan, yüzleşirsen, yanlışlarının üzerine ne kadar çok gidersen, analiz edersen seni o kadar çok yukarı çeker. Ve günde bu şekilde 300 soru çözsen 25 günde 7500 soru seni her dersten ikişer net arttırmaz mı arkadaşlar? Arttırır bence. Ben bunu artıran öğrenciler gördüm arkadaşlar.
son 1 ay kala 400 puan alırken LGS'ye son 1 ay kala tempoyu artırıp ben 450 puana çıkan öğrenciler gördüm. Öğrencilerim oldu bu şekilde. Anadolu Lisesi'ne gidebilecekken deneme ortalamasına göre Fen Lisesi'ne gitmiş çok öğrencilerim oldu geçen yıllarda, önceki yıllarda. Bu yüzden 300 soru hedefi çok çok önemli. Kontrollü ve analizli şekilde olmalı bu. Her dersten bakın ikişer net artırdığını düşün. Matematik, Türkçe fenden, dörtlüklerden. 6 net ediyor. 6 net ortalama 4 ile çarptığımızda 24 puan yapıyor. Matematiğin standart sapmasından dolayı daha fazla puan getireceğini, fenin de aynı şekilde daha yüksek puan getireceğini de biliyoruz. Hemen hemen 30 puan. 30 puan demek arkadaşlar sizi yüz binlerce öğrencinin önüne geçirir. Bunu bilin yani. Ama çalışmazsan, gevşersen, artık yapacağım bir şey kalmadı dersen, artık benim alacağım bu puan bu dersen, 400 aşamıyorum ben zaten çakılı kaldım diye bırakırsan sen 400 puanda kalırsın. Ama başkaları pes etmeyi mücadeleyi sürdürürse, tempoyu artırdığında onlar 430'a çıkarken sen 400 puanda kalırsın yani. Ve %10'luk dilim içerisine girmemiz zorlaşır. Bunun yanında 1 puanlıklardan ne yapalım hocam? İngilizce, din ve inkılap derslerinde ise arkadaşlar İngilizce çok önemli. Çünkü İngilizce herkesin yapamadığı bir ders. İnkılap tarihini, din kültürünü arkadaşlar sadece derse girip çıkan öğrenci bile 7-8 net yapıyor bu derslerden. Fakat İngilizceden kelime bilmek gerekiyor çok iyi. Her ünitede ortalama 100 kelime var. 1000 kelime yapıyor 10 ünitede. 1000 kelimeyi adın gibi bilmen gerekiyor fullemek istiyorsan. Dil bilgisini belli bir oranda bilmen gerekiyor. Cümleye should ne anlam katıyor, must, will ne anlam katıyor bilmen lazım. Bunun yanında da üzerine İngilizce'den bol soru çözersen İngilizceyi rahatlıkla fulleyebilir ve rakiplerinin önüne geçebilirsin. Bu yüzden gündemde de İngilizce'den de 20-30 soru yaklaşık olarak çözmemiz bizim için yeterli olacaktır. Bunun yanında din, kültür ve inkılap tarihinden yine 20'şer soru eklesek arkadaşlar üçünden ne yapar? 60 soru eder. Günde 360 soru hedefimiz olmalı kalan 25 günde. Bunun yanına bir de arkadaşlar matematikte şunu yapabilirsiniz. Mesela bazı konularda diyelim 8 aydır uğraşmana rağmen yapamıyorsun, öğrenemiyorsun bazı konuları. Yani doğrusal denklemleri yapamıyorsun. O zaman yapabileceğin konular üzerine git. Cebirsel ifadeler mi yapabiliyorsun? Üslü ifadeler, köklü ifadeler veya geometri konusunu mu iyi yapabiliyorsun? Onun üzerine git. Senin netlerini onlar artırır. Ve matematikten artık belli bir yere geldin. 10 net üzerine çıkamıyorsan bu şekilde nokta atışı konular seç kendine. Onlar üzerine git. Bunlardan ikişer net artırdığını düşün yani. 12 nete çıkarsın. Bir de fende mesela eğer 15 neti hala aşamadıysan fen üzerine git. Matematikte arkadaşlar belli bir netin üzerine çıkmak kolay olmuyor ama fende ya da Türkçe'de aynı çalışmayı matematikte matematiğe ayırdığımız zamanın emeğin aynısını fene Türkçe'ye ayırdığında matematikte 2 net artırırken fende 4 net artırabiliyorsun. Türkçe'de 4 net artırabiliyorsun. Bunu uygulayabilirsiniz. LGS için söyleyeceklerim arkadaşlar bu şekilde. Bir de arkadaşlardan şöyle sorular geliyor. Hocam genel deneme mi çözelim, branş deneme mi çözelim, soru bankası mı çözelim? Arkadaşlar elinize ne geçerse çözün diyorum ben. Ama önceliğiniz şu olsun tabii ki. Nokta atışı, kaliteli kaynaklardan branş denemeler. Kendi genel denemenizi kendiniz oluşturun. Ben piyasada gördüğüm genel denemeler veya karma denemeler var mesela. Arkadaşlar birçok kitapçı onu ne yapıyor? Elinde bulunan, bayiliği bulunan yayınlardan onlu deneme oluşturuyor. Onun içerisinde maalesef çok kalite düzeyi yüksek olmayan denemeler de var yani. En çok satan denemeler vesaire diyorlar arkadaşlar. O doğru değil yani ben ona katılmıyorum. Siz kendi denemelerinizi, kendi genel denemelerinizi kendiniz oluşturun. Kaliteli denemelerden bunu yapabilir. Ben kendi öğrencilerime bunu uyguluyorum arkadaşlar. Türkçeden ayrı bir yayından, fenden ayrı bir yayından, İngilizce ayrı bir yayından kaliteli genel denemeyi kendim oluşturuyorum öğrencilerimde. Bunu yapabilirsiniz. Bunun yanında fende eksiğin varsa nokta atışı, fenden soru bankası bitirebilirsin. Bir senin için bir tekrar olur yani. Bunun dışında bir de gençler konu tekrar yapabilirsiniz. İngilizce'de mutlaka kelime tekrarı. Çünkü İngilizce'de bir kelime bazen bir cümleyi, bazen bir diyaloğu, bazen de bir paragrafı yanlış yapmanıza sebep olabiliyor. İngilizce'de mutlaka kelime tekrarını ihmal etmeyin diyorum. İngilizce sadece soru çözmeyle ilerlenmiyor. Kelime çok çok önemli. Fenden konu tekrarı yapabiliriz çünkü fende biliyorsunuz. Fende çok fazla kavram var, detay var. Fen konu tekrar istiyor. Matematikte konu tekrar yapabilmek mümkün değil. Fen matematik arkadaşlar tamamen soru üzerine. Her soru bir konu matematikte çünkü. Farklı tipte soru görmek lazım sürekli. Bir de bunun yanında inkılap tarihinden konu tekrar yapılabilir. Din kültüründe yapılabilir. İngilizce'de kelime tekrarı. Türkçeden de dil bilgisi konularına tekrar yapabiliriz. Paragrafta eksiğimiz varsa bol paragraf soruları çözerek Türkçe'de ilerleyebiliriz. Bunun dışında yapacağımız arkadaşlar çok önemli bir iş daha var. O da nedir? Şimdi LGS'ye de %10'a giremedik. %90'lık kısımdayız.
Ne yapacağız? Okul başarı puanıyla bir liseye gideceğiz. Arkadaşlar okul başarı puanıyla alan 95 üzeri ilçelerde, illerde kaliteli Anadolu liseleri var. Adrese dayalı alan. Bunların bazıları inanın ki nitelikli bazı Anadolu liselerinden, sosyal bilim liselerinden daha kaliteli. Oturmuş bir öğretmen kadrosu var. Yine kaliteli öğrencilerin seçtiği bir okul. Hepsi 95 puan üzeri girmiş. Ya yani LGS'de mesela 450 puan almış bir öğrenci. Bulunduğu ildeki ya da ilçedeki fen lisesi ona gelmemiş. Bu öğrenci uzak yerdeki fen liselerini yazmak yerine adresine yakın okul başarı puanıyla alan Anadolu liselerine gidiyor. Bu şekilde kaliteli hale gelen okul başarı puanıyla alan Anadolu liseleri var. Bu okullarda da yine seçme kaliteli sınıflar oluşturuyorlar. Öğrencilerin LGS puanı ve okul başarı puanına göre sıralıyorlar ve kaliteli sınıflar oluyor. A, B, C, D sınıfları. Senin LGS puanın iyi olup okul başarı puanın da iyi ise sen seçme sınıfa düşersin ve fen lisesi kalitesinde okul başarı puanıyla alan bir Anadolu lisesinde okuyabilirsin yani. Çünkü o okullardan da mühendislik, tıp çıkıyor arkadaşlar. O yüzden sadece LGS'ye takılı kalmayın diyeyim. LGS olmazsa ya dünya başıma yıkılır, her şey biter. Öyle bir dünya yok arkadaşlar. Dünyanın, yani Türkiye'nin %10'u şimdi LGS'de %10'luk dilime giriyor. Nitelikli okula gidiyor. Kalan %90 niteliksiz okullara gidiyor diye bir genelleme yapmıyoruz kesinlikle. Yapmayalım yani. Ben o yüzden ben kendi öğrencilerimden burada bulunan 95 üzeri alan, 92 puan üzeri alan kaliteli Anadolu liselerine kendi öğrencilerimi gönderdim ben. Başka illerde ve ilçelerde fen lisesi kazanabiliyordu bu öğrenciler. Fakat kendileri uzak olduğu için gitmek istemedi, aileleri göndermek istemedi ve mahallesinde bulunan Anadolu Lisesi'ne okul başarı puanıyla girdi. Peki bunun için ne yapmamız lazım? Arkadaşlar önümüzde bizim ne var? İkinci yazılılar var. Son yazılılar var yani. Yazılılarda hedefiniz tüm yazılılarda 100 almak olmalı. Hepsinde 100 almak. Buna şimdiden çalışmaya başlayın yani. Yazılılar LGS öncesi bizim için son çıkış bakın. Diğer arkadaşlar ikincisi de şu. Proje alın arkadaşlar. Gidin matematik, fen, İngilizce, Türkçe gibi okul başarı puanını çok yükselten derslerden mutlaka proje ödevi alın. Çünkü bir yazılı puan değerinde proje ödevleri. Mutlaka proje ödevi alın. Ortalamanız 3'e değil 4'e bölünür o zaman. Ortalamanızı yükseltir. Ortalamanızı en kötü ihtimal 95 üzerine çıkarmalısınız. 6, 7 ve 8. sınıf okul başarı puanıyla bir Anadolu Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Sağlık Meslek Lisesi vesaire veya kaliteli yine teknik liseler var seçebiliyorsunuz arkadaşlar. LGS öncesinde bunları yapmayı ihmal etmeyelim. Bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Başarılar. Sen aklına koyduğun her şeyi başarırsın. Çünkü senin inanılmaz bir gücün var ve sevgin de var.